Damlalar akıyor gözümden. Biz Albuquerque'yi bayağı beğendik. Günaydınlar efendim. Yani bize günaydın, size de merhaba. Bugün bu Atlanta'daki evimizde son günümüz. Günümüz bile değil, son sabahımız. Şimdi çıkıyoruz. Sesim yankılanıyor. O kadar boş ki oda. Vay be. 2 senelik bir maceranın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ve bir defter kapanıyor. Bu verecek kıyafetleri sonuç olarak Army ile konuştum ve Army önümüzdeki bir iki ay içerisinde bir ara gelip bağışlamaya kendi götürecek. Bize böyle bir iyilik yapar mısın dedim. Yaparım tabii ki dedi. Gerçekten yer yoktu arabada bunlara. O yüzden süper oldu. Güle güle Atlanta. To be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in ya, I know that is in ya. Dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye Virginia, goodbye Virginia. Araba gördüğünüz gibi tıka basa dolu derler ya, aynen o şekilde. Sularımız alındı. Evet arkadaşlar, şimdi 20 numaralı otobana, yani doğudan tamamen batıya kadar giden otobana çıkmış bulunmaktayız. Çok uzun yolumuz. Acelemiz yok. Bakın gördüğünüz gibi West. V20 West. Batılılaşıyoruz. Be like the rest of us. Erkeğim ben, ellerimin haline bak. Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Plastik ama kapağı var. Sabahın köründe Burger King'den kahvaltımızı aldık. Şimdi burada beraber yaparız. Aa, ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Ne yapmak istiyorum? Yediğimiz her şeyi TikTok'a first impression videosu çekeceğim. Aha. Ana şey de çıktı. Adası mı? Evet. Al işte, gerçekten ya. Gerçekten sıkı sıkı sıkmıştım adası. Walmart'tan aldım yani bunu 40 dolara, o yüzden böyle. Bir de kaç kere düşürdüm. Ben arkadaşlar hot dog'da sadece hardal seviyorum. Bilmiyorum siz yani. Turşu ve hardal severim. Yani benzin istasyonundan da hot dog alan Gökhan. Misler gibi. Sonra hardalı alıp böyle çevirirsin bu ekmeğin içinde. Sonra biraz daha sürersin. Şu anda bir ihtiyaç molamızı tamamladık. Biz şu an Alabama'da bir yerlerdeyiz galiba. Tennessee'ye doğru gidiyoruz. Evet. Memphis. Evet. Giderkenki amacımız, gelirken 3 günde gelmiştik ve bence bayağı gayet iyi gelmiştik. Hı-hı. En hızlı gelebilecek şekilde gelmiştik yani. O yüzden dönerken de hani gelirken durduğumuz aynı şehirlerde en az duralım istiyoruz ki yine aynı hızda gidebilelim eve diye. Yani normal şartlarda bugün Oklahoma'ya kadar gitmemiz gerekiyor. Başarırız, başarırız. Bence de başarırız. Yol çok vallahi gidiyor arkadaşlar. Keyifli. Çok sakin yani. Evet, özellikle bir de bu arabayla şu an ben yola bile bakmadan gidiyorum. Evet, film izliyoruz. Çok güzel bir filmmiş bu arada. Bitireceğiz şimdi. Ben de kendime bir tane daha kahve aldım. Tam da evlilikle ilgili bir film izliyoruz. Aslında evli bir çiftin boşanma süreciyle ilgili. Her evli çiftin izlemesini önerebilirim. Dur, daha sonuna gelmedik. Öneremeyiz. Yani şimdiden bile... Güzel ama. Aşkım peki şimdi buraya gelirken farklı bir arabayla gelmiştin. Giderken farklı bir arabayla gidiyorsun. Daha iyi bir arabayla galiba gidiyorsun. Evet. Evet. Neler farklı uzun yol artık şu an yapan bir insan olarak? Yani araba direkt daha büyük. En büyük özelliği Distronic Plus özelliği. Hızınızı sabitliyorsunuz. Önünüzdeki arabaya yaklaşmıyor. Belli bir uzaklığı tutuyor. Gerekirse hızı düşürüyor yaklaşmamak için. Bir tek direksiyondan elinizi böyle tamamen sürekli bir şekilde çekik tutamıyorsunuz. Belli bir süre sonra size uyarı veriyor tut direksiyonu diye. Ama kendisi de şeritlerden dışarı da çıkmıyor yani. Ben böyle direksiyonu tutarak ucundan film izledim yani az önce. Evet, şöyle. Nasıl gittiğimin farkında bile değildim resmen. Tesla gibi bir şey. Tesla gibi ama Tesla'da uyuyabilirsinmiş. Yani
Ama yani gerçekten kim uyur yani? Uyuyorlar mı acaba ya? Yani. Hani ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Aynen. YouTube'da vardır ama uyuyan. Normalde bu önündeki arabayla o mesafesini tutma şeyi galiba ayarlayabiliyorsun. Hani ne kadar mesafe sonra o mesafeyi korumaya başlasın. Hani 100 metre mi 200 metre mi feet olarak herhalde. Normalde bir tık yakınıydı. Ben sürekli stres olduğum için Gökhan benim için onu olabilen en uzağa aldı. O yüzden böyle uzaktan uzaktan sakin sakin gidiyoruz. Evet. This is America's drive-in, guys. Yes, sir. Valla bir sürü şey var. Bak, ben buradan ne almıştım? Cheeseburger almıştım. İşte normalinden. Ve çok güzel. Double varmış. Kabuklu bir şeyler de var. Klasik ya, süper. Hello. Welcome to Sonic. May I serve you? Bizim de artık karnımız bayağı acıktı. Saat 6'ya geliyor. Atlanta'da 7'ye geliyor. 4 saat kadar gideceğiz yemekten sonra ve ilk günün tamamlayacağız. Otel rezervasyonu yapmamız lazım. Bakayım hemen. Energy. Evet, gördüğünüz gibi. Aynen. Direkt her şey var. Bak, ben bir oyun biliyorum. Yani oyun mu bilmiyorum ama road trip yaparken benzin istasyonlarında durduğun, hiç daha önce görmediğin veya denemediğin bir şey alıyorsun. Onları deniyorsun. Şey neydi? Gas Station Hall. Şöyle bir tane cheddar fries, ne diyor? Flavored corn and potato snacks. Yani baharatlı mısır ve patates. İki tane diyet kola aldık. Ver bakayım. Almış, bunu almış. Oyum işte. Ben o klasik Amerikan o şeyiyim. Türkiye'deki çiziviçler var ya, onun aynısının içindekinin peynir değil, fıstık ezmesi olması. Şeyin kendisi peynir aromalı, krakerin. Bunları da hiç sevmiyorum. Böyle Rice Krispie Treats diye bir şey arkadaşlar. Mısır patlı ama tatlı yani ve şekerli bol bol. Hani mesela Türkiye'de tuzluları var, bu tatlısı gibi düşünün. Çok güzel. Bilmiyorum, çok belki güzel. Türkiye'de de tatlısı vardır, emin değilim ama ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri, neden bilmiyorum. Evet. Ve son olarak uzun zamandır şöyle eskiden çiğnerdik ya, karikatür falan çıkardı içinden. Neydi o? Falan tipi aşk, tipi tip falan tarz bubblegum istiyordum. Big League Chew. Bu kadar. Otel rezervasyonumuzu işte gitmeden bir 4-5 saat önce yaptırdık aynı gece için. Oraya varmamıza 1 saat kaldı şu an. Oklahoma City'ye gidiyoruz. İkimiz için bir odaya vergiyle beraber $81 ödedik toplam bir gece için. Bilmiyorum, Türkiye'de bir gece bir otel ne kadar mesela? Yani şehir içinde böyle bir motel, pansiyon. Bilmiyorum, ben o kadar bilmiyorum daha ki da, gerçekten. Daha 100 lira şimdi gülüyorlardır bence. Daha pahalıdır yani. Hadi gel, kolaları karşılaştıralım. Valla mı? Evet. Gökhan Bey, ilk günü başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Kusura bakmayın, şunu çıkartıp duruyorum ama yani nedense ben bu gözlüğü, ben beğenmiyorum yani bu gözlük beni sanki böyle zaten
10 yıl bir yaşlandırıyor gibi oluyor mu? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Neredeyse. Şey, leave a comment down below. Bunu hemen yorum atın. Ben bu gece ölmezsem ölmem hiçbir vakit. Aşkım, otelimize check-in yapıyoruz. Snacklerimizi yemedik. Otelimizde, odamızda snacklerimizi yiyip uyuyup uyanıp yolumuza devam ediyoruz. Kadın zaten oda tercihin var mı dedi? Zaten 4 kişiye kadar aynı fiyattı galiba. Gerçekten mi? Evet. Gayet güzeldi, tertemiz. Evet. Temizlik kokuyor direkt. Burada siyah çantan var. Aşkım, hiç film indirmedik. Harbi yastıklardan alacağım, çok iyiymiş ya. Kara yastık. Hani yer kaplamıyor, anladın mı? Senin dibine kadar girebiliyorum. Bu otel şampuanı saçlarını saman gibi yapıyor. Bir şey unutmadık. Yolumuz var Gökhan Bey, yolumuz var. Hadi hadi. New Mexico'ya gideceğiz. Ah. Uy, barra. Buz gibi bir Oklahoma sabahında. Herkese merhaba. Şu camıma ne olmuş ya? Biri gelip balgam mı atmış, kuş mu sıçmış? Böyle bir kuş sıçışı yok. Bu havada kuş yok ya. Aşkım, ne demeyim, var. Bir şey olmaz. Yıkatırız gidince güzelce bir tane. Bugün hedefimiz New Mexico Albuquerque'ye gitmek. Orada bir arkadaşımız vardı hatırlarsanız. Ayhan'dı ismi. Geçen gelirken bir yere gidip kahvaltı etmiştik. O gittiğimizde bayağı evlerine falan da gitmiştik. Ailesiyle tanışmıştık. Davet ettiler. Aynen, bizi davet ettiler. Şimdi New Mexico Albuquerque'ye, oraya gidiyoruz. Akşam onlarda kalacağız ve yarın artık son günümüz olacak. Hadi bakalım, güzel bir gün bizi bekliyor. Uf! Islandık. Ay, ayaklarım üşüdü Gökhan. Yani sabah çıktık yola, saat 12:30 oldu. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hani biraz kendimi kötü hissettim sanki. Böyle kamerayı çıkarıp çok bir şey çekmemişim gibi hissettim ama bildiğiniz Amerika dediğiniz böyle bir yer işte arkadaşlar. Uçsuz bucaksız full ovalar, çiftlikler, hayvancılıklar vesaire vesaire, böyle eyaletlerden geçiyoruz şu an. Yani bir de tabii şehirlerin içinden geçmediğimiz için bildiğiniz bomboş dümdüz yol, iki şeritli yol. Birazdan ben süreceğim. Heyecanla bekliyorum. Ben de. Ben zamanında Doblo sürüyordum. Doblo. Babamın Doblo'sunu sürüyordum. Vitesli, ne bilere götürüyordum yukarıya. Yani bir kere falan yapmıştım. Ama sürüyordum. Sonradan benim içimde böyle bir korkular olmaya başladı. Gerçekten yani o kadar büyük bir hayal kırıklığı ki bu araba benim için. Çünkü ben gerçekten küçükken hep dedim ki 18 olur olmaz direkt ehliyetimi alacağım, araba sürmeye başlayacağım. Benim için bir hedefti her zaman. Çok heyecanlıydım. 18 yaşıma geldim, ehliyetimi aldım ama asla sürmüyorum. Evet. Ve trafikten korkar oldum. Kaza maza da yaptık zaten. Ben Türkiye'deyken de bir iki kere böyle, çok ciddi değil ama çarpmıştım arabayı ya da çizdirmiştim farklı arabaları. Bilmiyorum, korkudan oluyor yani, beceriksizlikten değil, sırf tedirginlikten oluyor benim bütün şeyler. Yoksa yetenekli insan olduğumu hepiniz biliyorsunuz da. Kocacığım bana o şeyi tekrar geri kazandıracak. Evet aşkım.
Arkadaşlar ya, ne olduğunu inanamazsınız gerçekten. Çok sinirim bozuk. Biz şimdi New Mexico'ya geldik. Saat 5 gibi geldik akşam. Ve aslında daha hava kararına kadar en az 3-4 saat daha normalde araba sürebiliriz. Ama işte Gökhan'ın burada bahsettiğimiz o arkadaşı var. Çok üzülürüm, odanızı bile yaptım dedi. Onun da şansımızı tam bugün mezuniyet töreni varmış. O yüzden akşam 8'e kadar gelmeyecek. Şimdi New Mexico'da kendimizi oyalamaya çalışıyorduk biraz. Smoothie dükkanına gittik, smoothie aldık. Bir parka gittik, parkta oturuyorduk falan. Çok güzel, güneşliydi hava, tamam mı? Parkta güneşin altına yattım. Ne dedim ki, gideyim bari arabaya, lensimi takayım, güneş gözlüğümü takayım. Çünkü gözlerimi rahatsız ediyordu. Arabada lensimi takmaya çalışırken bir şey oldu, gözümü çizdi lens büyük ihtimalle. Zaten biliyorsunuz gözlerim hassas, daha önce de problemler yaşamıştım. Acayip yandı. Bir ara böyle kayboldu lens gözümün içinde. Onu bulmak zorunda kaldım ama gözüm nasıl yanıyor? 3 dakika falan, 5 dakika bildiğini açamadım. Damlalar akıyor gözümden falan. Şimdi üstünden 1 saat geçti. Görüyorsunuz bu durumda. Şimdi uzun bir süre lens takmamam gerekecek iyileşene kadar. Böyle bir tipim oldu. Ben şu sakızdan denemek istiyorum, bubblegum. Evet, onu ben de denemek istiyorum. Biz Albuquerque'yi bayağı beğendik, evet. Bu arada ya. Gerçekten beğeneceğimizi beklemezdim açıkçası. Ve belki de hani geçip gitseydik hiç bilmeyecektik nasıl. Ama çok güzel böyle bir hava var. Evet, çok... akşam ya şu an. Çok güzel şey oldu ama gündüz güneşi... Çok sıcak oluyor. Çok... Ama o değil, şey diyorum, hava derken vibe anlamında yani. Evet, enerji çok mi? Temiz arkadaşlar. New Mexico, yani Albuquerque hayatımda gördüğüm en düzgün yerler yani. Abi, her yaştan insan var. Hiç görmediğim kadar yaşlanmış ve dövmeli insan gördüm. Böyle çok hoşuma gitti. Yani işte. Aşkım, ben senin alet kutundan hangi aleti seçeceğini düşünürken hiç bu kadar tatlı olabileceğini düşünmemiştim. Allah, ben bunu yaparken düşürmek istemiyorum. Burada yap. İyice sıkıyorum. Onu öyle bir sıkıyorum ki. Öyle bir sıkıyor aşkım ona. Bizim toolbox aldığımız güne lanet etsin. Çıkmasın. Asla çıkmayacak o zaman. İstiyorsan super glue alalım, böyle damlatalım bir de ona oraya. Çıkmaz. Buyur. Teşekkür ederim. Kocacım benim ya. Her iş gelir elinden benim kocaman. Lavabo bozulduğu zaman da tahmin edeyim mi? Onu da biliyorum. Ama işte zor o. O biraz daha zor. Geldik şimdi. Duşuyoruz. Ailecek yemeğe geldik. Hayır, onlar da mezuniyet töreninden çıkmışlar. O yüzden hani böyle şıklar falan restorana yemek yemeye geliyorlar ailecek. Bir de illa diyorlar gelin lütfen, hiçbir şey olmaz, siz de gelin. Biz de gidiyoruz. Çok sevecenler ve çok misafirperverler. O yüzden çok iyi geldi gerçekten. Bize böyle havlu falan verdi. Şimdi güzelce bir duş alırsınız falan dedi. Gökhan gelirken diyor ki biz de buraya taşınalım ya. Sabah size buraları gösteririm. Gerçekten güzel. Biz burayı bayağı beğendik. Kim bilir bakalım. Arkadaşlar gerçekten birkaç aya biz New Mexico'ya taşınıyoruz dersek şaşırmayın, tamam mı? O kadar söyleyeyim, şaşırmayın. Şu an hava sabah erken saatlerde olduğu için oldukça soğuk aslında, 12-13 derece. Ama günün içerisinde biraz daha ısınıyor. Havası inanılmaz güzel şu an yani. Ve evleri görüyorsunuz, tam Amerikan tarzı evler. Önlerinde garajlar, arabaları falan, herkesin driveway'leri. Basketbol potalarını koymuşlar ve hani fiyatlarını konuştuğumuz kadarıyla Kaliforniya'da hani bir odalı eve vereceğim fiyata burada 4 odalı ev alıyorsun. Ha? Böyle ceviz, pekan falan öyle bir şeye benziyor. Fındıklı, fıstıklı, fıstıklı, fındıklı. Şimdi
çok güzel bir kahvaltıdan geldik. Ayhan bizi süper bir kafeye götürdü. Gökhan diyor, al diyor, tam senin tarzın. Tiki girl tarzı, influencer kafesi diyor. Şimdi eve geldik. Breaking Bad dizisi bilenler bilir. Burada geçiyor. Ve benim de Gökhan'la çok sevdiğimiz bizi ben yıllar önce izlemiştim. Sinir ola ola izlemiştim böyle Walter White'a. Full sinir oluyordum. Yani neden böyle yapıyorsun diye. Ama izlemiştim, Jesse'ye bayılıyordum. Bugün biraz turistlik yapacağız. Oraları gezeceğiz. Bir de dediğim gibi biz burayı çok beğendik. Başka evlerin olduğu yerleri görmek istiyoruz. Hani gelmişken görelim, aklımızda bir fikir olsun diye. Bugünü öyle geçireceğiz. Bugün de burada kalıp yarın artık Kaliforniya'ya bir gün uzatmış olarak devam edeceğiz. Mezun oldum, her şey bitti ya. Bu rahatlığa sahip olmak o kadar güzel ki. Çok zen hissediyorum yani kendimi. Ayrıca bu evinin en çok şu kısmını sevdim. Mesela buradan odaya gideceğim. Şöyle hızlıca gidebiliyorum. Albuquerque be. My city. O mountain vibe'ı var çünkü. 5000 feet'teyiz arkadaşlar. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteyiz şu anda ve sizlere anlatamam. Uykum geliyor. Yemekler çok lezzetli falan geliyor. Kafam bir şey oldu böyle. Güneş batınca şimdi hoodie ile ben üşüdüm şu an şortla. Sen üşüdün mü? alışmış Ayhan buraya. Bu da Ayhan bu arada. Merhaba. Biraderim Ayhan. Selamlar efendim, şu anda siz fark edemediniz ama biz sabah çıktık New Mexico'dan, bayağı bir yol geldik. Arizona'dan çıkmak üzereyiz birazdan. Yaklaşık bir 5-6 saatlik yolumuz kaldı Kaliforniya'ya. In and out. Hoş bulduk. Aşkım. Yemeğimizi de yapmış vallahi. Ay be. Karantinamızın geçtiği. Ay. Hatırladın mı? Ha, hatırladın mı? Selamlar. Şu an artık Kaliforniya'ya gelmemizin üzerinden 1-1,5 hafta falan geçti ve birincisi aşı olduk. İlk dozunu olduk. İkinci dozu için bekliyoruz. Onun dışında surf denedik ilk defa. Gökhan sabırsızlıkla bekliyordu Kaliforniya'ya gelmeyi ve artık hayatında bulundurmak istediği bir şey surf. Herhalde yapabilirsek ve hayatınızın bir parçası haline gelirse vloglarda göreceksinizdir. Onun dışında bu bir haftada hem sakatlığım, yani belimi incitmiştim bir ay önce falan, gittikçe kötüleşmeye başladı ve son bir hafta gerçekten en kötü olduğu zamanıydı açıkçası. Spora ara vermiştim zaten, hala ara yapmıyorum uzun zamandır ağırlık kaldırma anlamında. Ama Kaliforniya'ya geldik, dışa çıktık, yürüdük falan, özlemişiz, ip atladım. Bir sabah dedim çok uzun zamandır antrenman yapmıyorum, gideyim biraz hareket edeyim, ip atladım. O gün akşamı da çok kötü oldu falan, hani zıplamak hiç iyi gelmedi. Bir de üstüne hasta oldum, belki şu an sesimden de anlayabiliyorsunuzdur. Ben hasta oldum arkadaşlar. Aslında ne kadar kısa bir süre, bir haftadır falan video atmıyorum. O kadar çok şey oldu ki. Belim kötüleşti. Buraya geldim, hasta oldum. İyi değilim. İlk fethi oldu, sonra ada oldu, sonra da şimdi
Gökhan. En son evresini ben oluyorum. Ben iyileşiyorum. Şimdi Gökhan'da sıra. Ve de son olarak biliyorum çok fazla soru geliyor. Çünkü şimdi ne yapacaksınız? Planlarınız neler? Evet, yanmışsın Gökhan. Yanmış. Hiçbir zaman giderken güneş kremi sürmüyorsun. Sana sür dememe rağmen. Hata benimki bu. Hiçbir zaman değil. Bir kere sürdüm. Bu hafta bu evle ilgili planlarımızla ilgili birkaç görüşme yaptık bile. Banyoyu yeniletmek istiyoruz ve belki daha sonra mutfağı da yeniletmek istiyoruz. Biraz daha modern ve temiz ve yeni hale getirip biraz daha yaşanılabilir bir hale getirip bir süre burada evet. olmayı planlıyoruz. Bu tadilatlarla da ilgili videolarda, vloglarda eminim detaylar gelir. Ama şimdilik bu yolculuk videosuna bir son vermek için buradayım. Artık buralardayız, Kaliforniya'dayız. Bol bol vloglar gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım seyir zevki yüksek hale getirebilmişimdir elimden geldiğince. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve lütfen eğer videoları beğenerek izliyorsanız abone olmayı unutmayın, tamam mı? Bir önceki videoda bunu söylediğimde 3000-4000 abone geldi yani. Normalde bir ayda o kadar anca geliyor. Beğenip izliyorsanız lütfen abone olun. Şimdilik bu kadar benden arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda güzel güzel vloglarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi şimdilik kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.